Değerli izleyiciler, programın ilk bölümünde biliyorsunuz Doktor Aret Kamar izleyicilerin sorularını yanıtlıyor. Özellikle anne adaylarının, anne olmak isteyenlerin sorularını yanıtlıyor. Bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Adet düzensizliğinin hamileliğe etkileri, tüp bebek tedavisi oluyor iseniz, polikistik over sendromu gibi, işte adetinizde düzensizlik varsa bütün bunlar nasıl etkiliyor? Doktorumuz Aret Kamar yanıtlayacak. Siz de sorularınızı lütfen hemen arayarak yöneltin 0212 702 1777 değerli izleyicilerimiz. Evet hocam. Günaydın tekrar. Yeniden günaydın. Evet. Biz her gün günaydın. Hocam şimdi adet düzensizliği konuşacağız. Neden? Adet düzensizliğinin gebe kalmakla hatta tüp bebek tedavisiyle doğrudan bir bağlantısı var. Şöyle demek mümkün mü? Düzenli adet gören kadın hamile kalabilir ama düzenli adet göremeyen kadın yumurtlayamaz, yumurtlama bozukluğu vardır ve dolayısıyla hamile kalması öyle ya da böyle evet. Zordur. Tamamen doğru mudur? Doğru, tamamen doğru. Ama düzenli adet görmek her zaman böyle tam 28. 29. günde saat gibi adet görmek değil. 25 günde bir adet görenler de var. Yani tamam. Her ay 5-6 gün önce geliyor diyenler de var. Tamam. Her ay 10 gün gecikmeli geliyor diyenler de var. Tamam. Şimdi her yumurtalığın kendine göre bir düzeni var. Düzenli kelimesinden de anlaşılacağı gibi eğer bir kişi ne zaman adet görebileceğini hesaplayabiliyorsa o zaman onun adeti kendi yumurtalığı için düzenlidir. Yani şart değildir 28 günde bir adet görmesi. Şimdi biliyorsunuz yumurtalıkta her ay bir yumurta büyüyor. Evet. Bir adet ortasında bir dönemde o yumurta yumurtlama dediğimiz bir durumda çatlıyor. Ve o sırada işte spermle buluşabilirse gebelik oluşuyor. Dolayısıyla düzensiz adet görenlerde yumurtlama fonksiyonunun çok güzel olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tersi ben saat gibi adet görüyorum. Hani 28 günde bir, 30 günde bir adet görüyorum bir kadına da, diyen bir kadına da senin yumurtlaman bozuk deyip yumurtlamayla ilgili ilaç vermek de çok doğru değil. Şimdi biz çok sık olarak görüyoruz. Ben yumurtalığım zayıfmış. Evet. Yumurtlama bozukluğum varmış. Bir işte ilaç tedavisi yaptılar yumurtlayayım diye diyor kadın. Ama kadın düzenli adet görüyor. Ama öteki yandan mesela bir sperm tahlili yapılmamış. Bu her zaman yeni evlilerde böyle ilk doktora başvurularda başımıza gelen ve gördüğümüz bir şey. Dolayısıyla tedaviye başlamadan evvel kadına ilk sorduğumuz şeylerden bir tanesi adet düzenin normal mi? Yani düzgün zamanında yumurtluyor musun? İkincisi genel tabii ameliyatım var mı? Hani karnının içerisinde yapışıklar yapabilecek, tüpüne, yumurtalığına zarar vermiş olabilecek herhangi bir şey var mı? Hemen üçüncüsü sperm tahlili. Çünkü bugün kliniğimize başvuran hastaların neredeyse %55'i yani yarıdan biraz daha fazlası spermlerin sayısı, hareketi ve şekil bozukluğuyla ilgili problemlerden dolayı başvuruyor. O zaman düzenli adet gören bir kadına başka hiçbir tahlil falan bir şey yaptırmadan al sana yumurtlama için bir ilaç verdim, yumurtlaman zayıf, seni hamile bırakmak işini birazcık çabuklaştıralım demek çok doğru değil. Önce tahliller yapılacak, kimde problem olduğu ortaya çıkacak. Tamam. Şahıs üzerinde problemi çözebiliyorsak çözeceğiz. Yani kadında problem var, başka hiçbir şey yok. Çözebiliyorsak çözeceğiz. Ama çözemiyorsak, yani kadında problem var, erkekte problem var, bir şeyler var. O zaman tedavi başlanacak. Şimdi sosyal medyadan da bize sorularınızı yazabilirsiniz. Hatta bir izleyicimiz hemen bir soru yazmış. Onu yöneltmek isterim tabii hocam. Figen Buldu hanımefendi şöyle bir soru yazmış. Sevgili Aret hocama soruyor, tabii soruyor. Tüp bebek tedavisiyle ikiz gebe kalmış hanımefendi. 20 haftada serklaj yapılmış. O nedir? Serklaj. Rahim ağzının dikilmesi. Dikilmesi. Ardından yeniden 22 haftada tekrar yapılmış. Fakat 23. haftada hanımefendi ikizlerini erken doğum nedeniyle kaybetmiş. Çok zor bir durum. Evet. Normal doğum oldu. Hocamın yaklaşık bir ay oldu diyor hocam. Toparlamaya çalışıyorum. İkiz gebeniz var. Üstelik yaşı 40 olan benim neden erken doğum oldu diye soruyor.
Şimdi bizim her zaman hastalarla pazarlık yaptığımız konulardan bir tanesi. Hı. Herkes bütün konsantrasyonunu bir an önce hamile kalmaya yapıyor. Hı. Ama ikiz gebeliklerin, hatta bazen kazayen oluşursa üçüz gebeliklerin her zaman bir erken doğum şansı var. Ben her zaman hastalarıma şunu diyorum. Siz doğuranları görüyorsunuz sadece. Kaybedenleri hiç görmüyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla eğer bütün her şey yolundaysa, hı hı, yani embriyomuz güzel, rahim güzel, ek faktör yok, gebelik beklentisi iyi, kadının yaşı genç, daha önce denemesi yok. Hı hı. Tek embriyo transferi en güzelidir. Çünkü rahim her zaman bir bebeği daha rahat taşır, iki bebeği biraz daha zor taşır. Tabii. Ha şimdi bu kızcağız 20 haftada kaybetmiş. 20 haftada daha bebeklerin her birisinin kilosu bir kilo bile değil. Evet. Yani burada biz rahim ağzı yetersizliğinden bahsetmemiz lazım. Rahim büyüdükçe, rahim ağzı eğer bebekleri içeride tutabiliyorsa, hı hı, açılmıyor. Ve açılmadığı için de rahim o bebekleri 9 aya kadar tutabiliyor. Ama bu her kadında geçerli değil. Bazı rahim ağızları bebek büyüdükçe oradaki artık bağ dokusunun gevşekliğinden mi, kasların yapısından mı, her nedense yavaş yavaş gevşemeye başlıyor. Aynı, hı hı, bir para kesesinin ağzında bir ip vardır ya, hı hı, onun olmaması ve kesenin içerisine para doldukça para kesesinin ağzının açılması ve sonra dökülmesi gibi. Bu da öyle. Hı hı. Bebekler büyüdükçe hiçbir belirti vermeden rahim ağzı açılmaya başlıyor. Ve rahim ağzı bir süre sonra artık o bebekleri içeride tutamayacak kadar açık olduğunda bir gün bakıyorlar bebeğin kesesi bir şeyi aşağı doğru inmiş ve patlamış. Hı hı. Ve hasta genellikle hastaneye su gelmesi şikayetiyle gidiyor. Gittiğinde bakıyorlar çoktan iş işten geçmiş. Bu tek bebekte de geçerli, iki bebekte de geçerli. O zaman ne yapmak lazım? Gebelik muayenesi karından değildir. Gebelik muayenesi mutlaka her muayenede rahim ağzının da kontrol edilmesiyle yapılmalıdır. Rahim ağzının uzunluğunu, hı, ve açılma olup olmadığını eğer karından göremiyorsanız ultrason bakarken mutlaka vajinal ultrasonda yapmak ve ona, anladım, bakmak lazım. Eğer erken görürseniz oraya dikişi erken atıyorsunuz ve bir problem kalmıyor. Ama bunda gecikme olursa, hı hı, rahim ağzı artık açılmaya başladıysa, ona güzel bir dikiş atamazsanız, çünkü bebeğin artık yavaş yavaş kesesi, hı, ekleri, hı, falan onun içine girmiş oluyor. Güzel bir dikiş atamazsanız ondan sonra attığınız dikiş böyle ucundan tutturmak gibi oluyor. Hı. Sonra gevşiyor, bir daha atıyorsunuz falan ama bir yere kadar taşınıyor. Dolayısıyla bu hanımefendiye üzülmemesini, tabii gebelik kaybetmiş, üzülmemek mümkün değil ama değil bir dahaki gebelikte 3 aylıkken daha, hani bebekler daha rahmin içindeyken, rahim ağzı açılmamışken dikiş attırmasını tavsiye ediyorum. Peki şimdi hocam, yumurtlama bozukluklarını konuşuyorduk. Polikistik over denilen sendrom, biz Akdenizli kadınlarda, Türkiye'de de çok yaygın bildiğim kadarıyla. Ve bu genellikle hani evlenip gebelik isteyene kadar, çocuk isteyene kadar genç kızlar çok umurunda değil genç kızların. Evet. Belirti de verse. Evet. Anneler de hani düşünmüyorlar bunu. Şöyle hatta, umurunda oluyor. Polikistik overlerin bir kısmında tüylenme var. Kilo. Evet, bir kısmında kilo alıyor. Onun için genelde doktora götürüyorlar. Ama bunun altında hep polikistik over oluyor. Düzgün adet göremiyorlar. Hafif kilolu oluyorlar ve tüylenmesi oluyor. Tabii polikistik over şöyle bir durum. Yumurtalıkta bol bol yumurta var. Tamam. Ama yumurtalık yumurtayı düzgün atmıyor. Bunların bir kısmı zayıf ve düzgün, hı-hı, adet görür halde de olabiliyor. Tamam. Bir kısmı ama hafif toplu ve ilaç kullanmazsa adet görmez halde de olabiliyor. Hmm. Şimdi polikistik overin tedavisi yok. Çünkü bu vücudun aslında bir metabolizma hastalığı. Yumurtalık orada, vücutta bir insülin direnci diye bir durum var. Hı-hı. Ve o vücutta hiçbir zaman kilo verdim, o yüzden artık düzenli adet görüyorum dışında kalıcı bir çözüm yok. Bunu, hı-hı, bir kere kafaya koymak lazım. Yani ilacı kullanacağız, düzeleceğiz, bir daha düzensiz adet görmeyeceğiz gibi bir ihtimal. Hı-hı. Kilo verirseler bazen olabiliyor, bazen hepsinde değil. Ama bir kısmı tamamen düzensiz. O zaman ne yapmak lazım? İhtiyaca göre tedavi yapmak lazım. Problem kiloysa bir diyetisyen kontrolünde,
Düzene giriyorsa girecek, girmiyorsa biz düzenleyici vereceğiz. Çünkü düzensiz adet görmek kadının memelerine, rahmine, vücuduna zararlı. Eğer tüylenme ise problemimiz, tüylenme için ilaç vereceğiz. Çünkü bunlar da epilasyon çok iyi çözüm vermez. Çünkü siz çıkanları yok ederken bir yandan vücut yenilerini yapıyor. Yani bu kızlarda bir yandan tıbbi tedavi, hormonal tedavi yapıp bir yandan belki istiyorlarsa hani o ilaçların dökmediği yerdeki tüylere tedavi yapmak gerekiyor. Ama daha büyüdüğünde kadının yaşı, o zaman problem tabii yumurtlama bozukluğuna bağlı çocuğum olmuyor durumuna geliyor. Şimdi çocuğum olmuyor diyen bir polikistik overlide birkaç yol var. Aslında eğer başka hiçbir problem yoksa, kocanın spermi normal, tüpler açık ve vücutta başka herhangi bir problem yoksa, sadece yumurtlamayı sağlayarak kadının hamile kalmasını sağlayabilirsiniz. Yani her polikistik overli tüp bebek yaptırmalıdır diye bir şey yok. Eğer haplarla yumurtluyorsa, yumurtlama problemini çözdüğünde kadın hamile kalacaktır. Aşılama da yapılabilir. Ama aşılamanın şu şekilde bir sakıncası var. Şimdi polikistik over, yumurtalıkta bir sürü yumurta var. İlaç kullanmazsan yumurtlamıyor. Ama sen ilaç verdiğin zaman da istediğinden fazla yumurta veriyor. Şimdi aşılamada ne yapıyorsunuz? Yumurtayı büyütüyorsunuz. Spermi de içeriye koyduğunuz zaman, o bir sürü yumurtayı sperm bulduğu zaman, o zaman ne oluyor? Altız da oluyor, yediz de oluyor, beş, her şey oluyor. Dolayısıyla polikistik overde normal muayenehane tedavilerinde az yumurta büyütmek meseledir. Çok yumurta her zaman büyür. Ben evet dersem hocam yılların yayın alışkanlığı. Çok konuştun artık, sus. Hoca anlıyor, bir şey söyleyecek. Evet. Telefon var çünkü. Ankara'dan Gül Deveci hanımefendi hattımızda. Gül Hanımcığım iyi pazarlar. İyi günler. Buyurun sorunuzu alalım. İyi günler, günaydın. Ya ben de miyom var. 1970 doğumluyum. Doğumlu şey ama ben de miyom var. Anama oluyor. Arada bir olmadı ama 3 kilo almaydı dedim. İşimde falan çalışamıyorum. İşimde falan çalışamıyorum. Tamam. Miyomu mu aldırmak istiyorsunuz? Yani ameliyat olmak istemiyorum. Acaba bu miyom nasıl gidebilir? Buyurun, soru var mı? Miyomun ilaçla tedavisi yok. Yok, sorum yok. Hoşçakalın Gül Hanım. Evet. Buyurun. Ama hanımefendinin söylediğine göre menopoza az bir zamanı kalmış. 52 yaşında. Evet, az bir zamanı kalmış. Menopoza girdikten sonra adet kanamaları kesileceği için. Küçülür mü? Evet. Östrojene bağlı olan tümörlerdir çünkü. Vücuttan östrojen gittiği zaman miyomlar da ufalacaktır. Kaybolmasalar bile ufalacaktır ve kanama bozukluğu en azından yapmayacaklardır. Ama anladığım kadarıyla miyom çok büyük olmasa da rahmin içine yakın bir yerde. Çünkü rahmin içine yakın olan miyomlar daha çok kanama yaparlar. Aslında rahmin içerisine yakın olan miyomları histereskopi dediğimiz bir işlemle aşağıdan çok rahatlıkla alabiliyoruz. Peki menopoza girene kadar ameliyat olmadan ne çare bulunabilir? Histereskopi bir çözümdür. Evet. O ameliyat saymamak lazım artık çünkü hasta geliyor, yapıyorsunuz, 1-2 saat sonra kalkıp evine gidiyor. Rahim içerisinde ne yapılabilir? Eğer miyomu alabiliyorsak en güzeli o, tabii kanama yapan miyomu alıyorsunuz, oluyor bitiyor. Rahmin içinde kanayan doku alınabilir. Hani o endometrium dediğimiz her ay atılan dokuyu rahim içerisinden kazıyıp temizlediğiniz zaman kadının yumurtalığı hala çalışıyor olsa bile adet görmesini engelleyebilirsiniz. Evet. Hormonlu spiraller takılabilir. Hormonlu spiraller de kanamayı azaltır.